Ortalama %18. Yani bazıları %0 falan ama o %0'ı alan başka alışveriş yapmak için KDV ödüyor. O KDV dolayısıyla devlete dönüyor. Devletin yaptığı bu yapıyı, bu şeyi bir kere bu pay kırılmasını hissetmeyi kısmen engelledi. Ama yani ekonomi politikası doğru muydu? Ekonomi politika değil, o ödemedir. Tek bir politika, doğru bir politikadır o. Yani o politikayı IMF'le birlikte vazgeçmiştik. Yani IMF zamanından sonra, ki şöyle söyleniyordu hep, deniyordu ki efendim kamu harcamaları kısılsın. Tamam, kamu harcamaları kısılsın. Nerede kısılsın kamu harcamaları? Ekonomiye girmeyen konularda kısılsın. Ama ekonomik faaliyete giriyorsa o kamu harcaması, devlet bu işin en büyük ortağıdır. Çünkü para el değiştirdi mi 4-5 kere, 6 kere hem ekonomi canlanır hem de katma değer vergisi ya da ÖTV olarak geri alıyorsunuz. Yani devlet geri alıyor bu parayı. Ben bunu uyguladım. O zaman IMF bana bozuk attı. Birçok gazete manşet attı. Ulusal duruşa bak diye ben ulusal ekonomi diye anlatıyordum onu. Ama IMF'in de sorumlusu aynı şekilde bana söyledi. Ama Nisan ayı, yani ben ayrıldıktan 5 ay sonra bağlarken telefon etti bana. Dedi ki Sayın Bakan, siz haklı çıktınız. Onun için sizin döneminizi ayrı bağlıyoruz. Peki şu an son bir yıldır uygulanan ekonomi politikası nasıl politikada, çünkü bütün dünya faiz yükseltirken biz düşürdük. Bir sürede sabit tutuyoruz ama ilginç bir ekonomi politikası uygulanıyor. Maalesef enflasyonu da arttırdığı iddiaları, söylentileri var. Bu yanlış politika. Yanlış. Neler söyleyeceksiniz? O faizin düşüşü enflasyonu artırmıyor. Faizin yükselişi de enflasyonu artırmıyor. Faizin temel politikası şudur. Bir ülkedeki enflasyonun eğer yüksekse %2 fazlası olur. Yüksekse. Düşükse ona eşdeğer olur. Yani kompanse edilir. Şimdi biz de enflasyon yükselirken faizi düşürdük. Bu faiz düşüğüyle biz ne yaptık biliyor musunuz? Ülke ekonomi politikasında şu anda bankaları finanse ediyoruz. Yani banka aşırı kar ediyor. Çünkü %9,5'tan verdiğiniz parayı banka %33'ten satıyor. Ve o faiz düşüşü Merkez Bankası'nın yalnız bankalarla ilgilidir. Politika faizi durmadı. Evet, yani bankaların faiz. Her gün ihtiyacı olan parayı açık vermemek için Merkez Bankası'nı alıyor. Merkez Bankası hayatında bir kere yaptı bu hatayı. Ve bu hatadan dolayı da hala televizyonlarda, iktidarın özellikle konuşmalarında meşhur Ahmet Necdet Sezer ile Ecevit'in anayasa kitap tartışması var. Halbuki hiç kimse, bakın burada söylüyorum, bu televizyonu takip eden, ulusal düşüncede olan ekonomistler, araştırmacılar araştırsınlar. O ki anayasa kitabı fırlatılmadan evvel faiz %7.500'e yükselmişti. Döviz kuru 600 liraya gelmişti. Neden? Çünkü o tarihte Türkiye'de Fischer vardı. IMF'in ikinci adamı. Ve Fischer Türkiye'yi özellikle sıkıntıya sokan fetvaları veriyordu. Fetva lafını kullanıyorum. Yani hani biz fetva İslamiyet'te inanıyoruz ya. İşte şey sanki bir emirmiş gibi. Ve dönemin Merkez Bankası'ndan Halk Bankası ertesi sabah yapacağı ödemeler için para istedi. Para 2 saatliğine alınır. Çünkü sizin mevduatınız var yüksek faizle. Sabahleyin mevduatınıza faizle beraber tahakkuk etmiş. Açarlar, sizin paranız şu kadar oldu. Şu anda hesabınızda olması lazım o paranın. Seni anlaşma yaparlar. Siz de parayı yine orada tutarsınız. Parayı aldığı yere iade ediyor. Merkez Bankası Fischer'in talimatıyla o parayı vermeyince banka 3 farklı bankadan Türkiye'de, hani bankaların adını söylemeyeyim, onlar da fırsatçılık yaptılar. %7.500'den o para tedarik edildi ve orada da aynı fay kırılması oldu. Şimdi bu konuda ve ne oldu? Bastırılmış olan döviz aniden fırladı. Şimdi mesela şu anda döviz kuru sizin televizyonda bile biz konuşurken geçen rakam doğru değil. Ama hani televizyon zarar görmesin, şey kimin başına ne geleceği belli olmuyor, söylemiyorum. Ama bu aslında piyasada yapıyor. Başka bir yanlış düşünce var Türkiye'de. Özellikle şu anda bu seçim zamanı ben çok üzülüyorum.
hem iktidar hem muhalefet yurt dışından para getirmekten bahsediyor. Ben iddia ediyorum Türkiye'de yurt dışından sabit yatırım dışında gelen para haricinde ne kadar para gelmişse kısa bir zamanda çıkmış, geri kalan Türkiye'deki varlığı Türkiye'de o aşırı değerlemeden kazandığı paradır. Yani peki şunu sormak istiyorum. Şimdi İngiliz ekonomist Timothy Ash'in de bir açıklaması var. Onun bağlamında da sormak isterim. Bir yatırımcı sorunumuz var. Türkiye'ye bir yatırımcı çekme sorunumuz olduğu zaten belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da. Niye böyle bir sorunumuz var? Kendisi de böyle açıklamalar yapıyor. Hayır. Cumhurbaşkanı da yanlış yapıyor. Yani bu fikir beynimize sokulmuş. Niye sorunumuz var? Yani ne sorunumuz? Yok mu böyle bir sorunumuz? Hayır, ne sorunumuz var? Eğer biz yatırımı Türkiye'nin yerli kaynaklarıyla yaparsak, dışarıdan bize döviz cinsinden paraya ihtiyaç yok ki. Bu yatırımcı ihtiyacı lafı borçları çevirmek için konmuş nakarat halinde tekrarlanan bir şey. Yani yurt dışındaki mevcut olan döviz borçlarımızı vadesi geldiği zaman ödeyebilmek için. Ama şimdi artık o zor. Neden zor? Çünkü rezervlerin hesabını bile değiştirmek lazım. Ben onu hep söylüyorum. Rezerv artık 3 kalem halinde konuşulmalı. 1- Altın rezervi gerçek rezervimizdir. 2- Uzun vadeli borçlar gerçek rezerve ihtiyat rezervi olarak eklenir. Kısa vadeli borçlar asla rezerv değil. 2 ay sonra, 3 ay sonra çıkacak parayı övünmemeliyiz. Zaten bu övgüler, bu yanlış politikalar hangi iktidar olursa olsun, en ne kadar iyi niyetli olursa olsun hata yapmasına neden oluyor. Şöyle söylüyor İngiliz ekonomist Timothy Ash. Yabancı yatırımcılar muhalefetin ekonomi ekibini iyi tanıyor ve saygı duyuyor. Eğer muhalefet kazanırsa bu dönem Batı ile ikinci bir balayı dönemi olur. Muhalefet yatırımcı rüzgarını arkasına alacak diyor. Seçimden sonra ne olur bu açıklamada? Kimi kastediyor ekonomi kadrosunu iyi tanıyor? Sanırım Babacan'dan bahsediyor. Babacan'a ekonomiyi devreden benim. Babacan'a devrettiğim ekonomi yönetmesi gerektiği gibi yönetmedi ki. Benim bahsettiğim yöntemlerle Türkiye'nin soyulmasına imkan verecek politikalar uyguladı. Hem o hem Mehmet Şimşek. Ben bunu her yerde söylerim. Oturur masa başında tartışırım onlarla. İstedikleri ortamda, istedikleri televizyonda, istedikleri yerde. Yani bir şey uygulamadılar ki. O döngüde iyi uygulandı dedi. Bir tek bir şansları vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak çıkartması, Irak Savaşı dolayısıyla karşılıksız basıp Irak'ta oradaki Barzani ve diğer kesimleri, petrolcüleri vesaireyi finanse etmek için gönderdiği paranın ikmal yeri şimdi sizin anlattığınız Edirne'nin tersine bizim ülkemizden yapılıyordu. Onun için orada bir döviz bolluğu vardı. Ve ciddi bir büyüme vardı. Hem de o büyüme fiktif değil. Yani orada büyüyen firmalar gerçek satış, ticaret yaparak, üretim yaparak büyüdüler Güneydoğu Anadolu'da. Yani Güneydoğu Anadolu'da bir zenginliğin doğmasının da yolunu açtılar. Ama bu konuda biz kadroları tanıyoruz demek, soygunu rahat yapıyoruz demektir.